Araf suresi 200. Allah dedi ki eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, şeytan seni ganyana getirirse, şeytan seni azdırmak için vesveselerin birini bırakıp diğerini atarsa, dedi ki فَاسْتَعِذْ billah. Hemen Allah'a sığın. Hemen Allah'a sığın. Hiç düşünme, tereddüt etme, erteleme, ne yapayım diye şöyle kenara çekilme. Hemen Allah'a yönel. Hemen Allah'a dön. Hemen Allah'a sığın. Çünkü o, yani Allah, işitendir, bilendir diyerek şimdi bizi başka bir yöne yönlendirdi ayetler. Ne o biliyor musunuz kardeşler? Şimdi bazen öfkelerinize malik olabilirsiniz. Şöyle aklı selim durursunuz. Ben bu cahile cevap verirsem büyük bir cahillik yaparım. Ahmaklığın karşılığı ahmaklık olmasın diyerek nefsinize hakim olmaya çalışırsınız. Ama benim en çok yaşadığım, inanıyorum ki bu mecliste de birçok kardeşimin maruz kaldığı bazı şeyler vardır, vesveseler. Bir an insanın böyle tansiyonu artmaya başlar. Malik olamadığı bir hararet üzerinde çıkmaya başlar. Kulağına bir ses gelir. O ses nedir? Biz de seni adam zannederdik. Biz de seni yiğit biri zannederdik. Yahu konu komşuya el aleme rezil oldun. Adam geldi sana hakaret etti. Sen de sineye çektin. Kırmızı ışıkta adam camını açtı. Ulan dedi baksana kardeşim. Sen olur abi dedin, kenara çekildin. Adamı şımarttın. Arkandan da konuşmasına sebep oldun. Sözleri hepimize söylenmiyor mu? Müşteri geliyor malı atıyor tezgaha. Alacaklı geliyor borcunu istemeye. Hakaretin bini bir. Biz sustuğumuzda, alttan aldığımızda şeytan kulağımıza hemen fısıldamaya başlıyor. Cevap ver diyor. Korkma. Halbuki buradaki korkmak takvadır. Bakın. Burada festa'il billah, hükmüne teslim olmak izzettir, şereftir. Allah'a, Resulüne, din-i mübini İslam'a küfredilmediği müddetçe, hakaret edilmediği müddetçe, yahu adam Allah'a seviyor, sesini çıkartmıyor, sesimizi çıkartmıyoruz, anamızı affedersiniz sövdüğünde, Allahu Ekber. Yeryüzünde 3. Cihan Harbi'ni çıkartmak için uğraşıyoruz. Annelerimiz değersiz değildir. Asla bunu konuşmuyorum. Allah'a sövülüyor. Sana sadece küçük bir hakarette bulunuyor. Ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Veya ben ortalığı ayağa kaldırıyorum. Bunun sebebi neymiş kardeşlerim? Allah Azza ve Celle demiş ki şeytandır, apaçık düşmanındır. İster Müslüman kardeşine olsun, ister başkasına, hiç fark etmez. Allah'a sığınmak ise takvadır kardeşlerim. Bunun delili ne peki? Bunun delili de bir sonraki ayettedir kardeşler. 201. Allah Azza ve Celle dedi ki takvaya erenler var ya, yani muttaki olanlar var ya, Allah'tan hakkıyla korkanlar var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese geldiğinde hatırlayıp hemen gerçeği görürler dedi Allah Azze ve Celle. Yani istikametten çıkmanız için sizin kulaklarınıza şeytan üflediğinde ne yapacakmışız Müslümanlar? Festa'iz billah. Allah'a sığınacağız, Allah'a yöneleceğiz ve büyük bir hakikati görmeye çalışacağız. Allah şu an benim ne yapmamı istiyor? Allah beni görüyor, Allah beni biliyor ve bunun karşılığında beni yargılayacak olan Allah'tır. Ben nasıl bir tutum sergilemem gerekiyor deyip takvaya koşmak Allah Azze ve Celle'nin isteğidir kardeşlerim. Bu ister cahil bir adamın sataşması olsun, isterseniz şeytanın her türlü vesvesesi olsun hiç fark etmez.